Sanat kanalından herkese merhabalar. Birazcık vantilatörün sesini duyabilirsiniz ama ben denedim. Klimamı, vantilatörümü bu daha iyi. Çünkü klimadan farklı bir uğultu geliyor. Antalya'dayım. Biliyorsunuz inanılmaz bir sıcak var. Hatta 2 gündür sıcaktan ölen insanlar var. Öyle felaket günler geçiriyoruz. Hissedilen 40-45 derecelerde. Artık birbirimizi bu şekilde idare edelim. Mikrofonu böyle direkt karşımdan olmasın diye yakama değil, laptopun içine doğru taktım ki size bu rüzgar sesi fazlasıyla gelmesin. Şimdi bugün Osman Büyükşen, dün bugün Osman Büyükşen aslında bir şeyleri anlatmaya çalıştı. Hem Twitter'dan artık Twitter'da paylaştıklarını Instagram'dan da paylaşıyor. Kitlelere sesini duyurmak istiyor. Amacı buydu. Ama sesimi duyurmama ihtiyacım var mıydı? Adalet herkese işlediği gibi işleseydi. Şu programa da çıkmasaydım tavrı hep hissedildi. Bunu programda o isyan ettiği gün dahi söyledi. Dedi ki sorgulama henüz bitmemişken git Müge Anlı'da hakkını ara dediler bana ya. Bu bana yapılır mı dedi. Ben şunu hissettim her zaman. Yani kendini, çaresizliğini, yaşadığı durumu bir başkası üzerinden anlatsa çok daha rahat olacak. Yani bunu bana işte komşum yapmış, bunu bana tanımadığım düşmanlarım yapmış, buna bana iş arkadaşım, annemi babamı öldürmüş diyebilmek başka bir şey. Burada katil sıfatıyla adlandırılan kişilerin kız kardeşin ve erkek kardeşin olması başka bir şey. Şimdi okuyacağım şeyleri gerçekten yerine koyarak, kendinizi onun yerine koyarak anlamaya çalışırsanız daha iyi olur. Hepimiz fikir yürüttük, hepimize sesimizi duyuralım dedi. Aslında rezil olmak, mahremiyet, bu şekilde mi olmalıydı gibi sözcükler, şöyle söyleyeyim, Osman Büyükşen'in ağzından hiç çıkmamalıydı. Bunların hiçbirisini söylememeliydi. Hatta biz Osman Büyükşen'i hiç tanımamalıydık. Neden bu iş buralara kadar geldi? Bunun isyanını yaşıyor. Her şey olması gerektiği gibi olsaydı, olay yeri incelemesinden ilk savcısına kadar sorgulamalara, swap testine, swap örneklerin alınması ve alınma şekilleriyle ilgili hiçbir sorun yaşanmamış olsaydı biz çifte cinayeti duyacaktık. Belki de bizi ikinci kez şok eden cinayeti işleyen kişinin yakın kişiler olduğunu duyacaktık. Bunun haricinde Osman Büyükşen'i belki hiç duymayacaktık, tanımayacaktık. Arzu ettiği şey bu kadar acılı, bu kadar ızdıraplı bir olayı yaşayıp üzerine bir de gündemde tutma çabası vermek, feryat figan etmek, adalet için yalvarmak, adalet istemek, özür dilerim ama adalet dilenmek zorunda kalmaktı onun aslında ağrına giden dayanamadığı, sabredemediği, isyan ettiği şey. Şimdi bununla ilgili çok yorum okudum. Öncelikle o gelen yorumları açıklığa kavuşturduğumu düşünüyorum. İnsanlar bununla ilgili şimdi çıktı Müge Anlı'dan neden böyle bir şey yazdı gibi sözler söylemişler. Neden çıkmalıydı ki Müge Anlı'ya? Neden çıkmalıydı? Biz neden tanıdık Osman Büyükşen'i? Annesi babası öldürülmüş bir insanın 3 yıl boyunca feryat figan etmesi, programlara çıkması sizce normal bir şey mi? Niçin çıkıyor? Sesini duymadıkları için çıkıyor. Neden sesini duymuyorlar? Gerçekten anlaşılamayan bir şey var. Hatalar zinciri var. Olabilir. Kul hatası olabilir. Ama bunu düzeltmek adına yapılmayan da bir inat var. Ve bu inadı sistematik bir şekilde dile getiriyor. Sesini duyuramadığı için verdiği dilekçelerle, kapısını çaldığı insanlarla, makamlarla uğraşamadığı için Müge Anlı'ya çıkıyor. Ama bu durumdan memnun mu? Değil. Hangi birimiz orada olmak isteriz? Hiçbirimiz istemeyiz. Ama var mı? Evet var. Böyle olaylar olduğu için Müge Anlı var. Böyle olaylar olduğu için gerçeğin peşinde Serap Paköz var. Böyle olaylar olduğu için İdem Yılmaz'la vazgeçme var. Yani böyle olaylar var. İnkar edilemez bir şekilde bazen ihmaller yaşanabiliyor. Bunların sorumluları da ileriki zamanlarda eğer bir suçları varsa bilinçsizse başka bir şey. Kul hatası olabilir. Ama mesleki anlamda kul hatası olabilir mi? Israrla o hataya devam edilir mi? Şikayet edilebilirler diye düşünüyorum. Diyor ki Osman Büyükşen yine Twitter'da aynı zamanda Instagram'da da paylaşmış. Twitter olmayan arkadaşlar için o Büyükşen kendisinin Instagram adresi.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı aile mahremiyeti konusunda çoğunun cesaret edemeyeceği şeye mecbur bırakıldım. Konya Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyor. Ve adalet için rezil oldum. Bedel ödedim. Jandarmanıza ayıp oldu mu? Küstümü bilmem ama siz bize ayıp ettiniz, bunun altını çizerek okuyun diyor. Şimdi öncelikle rezil olduğunu düşünüyor. Rezil olduğunu düşündüğü konu, eğer yengesi Betül'ün bazı olayların ortaya çıkmasıysa bunda rezil olduğunu düşünmeyen birisi var. O da Uğur Büyükşen. Osman'ın hem böyle mağrur duruşu hem kendisine, ailesine olan saygısı, insanlara olan saygısı ve utangaç, gururlu bir yapısı olması böyle düşünmesine sebep olmuş olabilir. Ama kendisinin eşiyle ilgili üstü kapalı, bazen üstü açık konuşulan hiçbir şeye Uğur, Osman Büyükşen kadar üzülüp gurur yapıp içerlemedi. Bunu gözlerimizle gördük, bunu izledik. He, içinde ne yaşıyordur, bu adam da böyle yaşıyordur falan diyorsanız, vallahi yok öyle bir dünya. Yani insanlar neler yaşıyorlar ama orada kayna olarak Osman Büyükşen yengesi hakkında konuşulanlara böyle yutkuna yutkuna söylerken Uğur'un şu tikimi sürdüreceğim hareketi ve duyarsız davranışı, orada yokmuş gibi davranması, aman ağzımı açmayayım, evden böyle tembihlediler, ben ağzımı açtım mı başka şeyler çıkıyor tavrı, Uğur Büyükşen ve Osman Büyükşen arasındaki karakter ve kişilik farkını ortaya koyuyor. Asla rezil olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimsenin düşünmediğini düşünüyorum. Bazı saçma sapan sivri zekalılar var, oraya yazmışlar. Onların söylemek istediği şey Betül'le ilgili değil, Büşra ile ilgili. Büşra ile ilgili olan kısmında da herkes kendinden sorumludur. Ama Büşra'nın yaptıkları ve yapmadıkları gerçekten insanlığa, evlat olmaya, kadın olmaya, hiçbir şeye yakışmayan, arkada koca bir dağ yanarken, annen yanarken, baban yanarken, yani senin elini cebine sokup ıslık çalarak oradan uzaklaşman ve bir daha oraya dönmemenle ilgili insanların kafasında az çok bir şey uyandırdı. Bunu değiştiremez. Bunu hiç kimse artık değiştiremez. Hipnoz da olsa, hipnoza da teslim olmayacaktır Büşra. Büşra'nın zihni katili ele vermek için çalışmıyor. Büşra'nın zihni kendini korumak için çalışıyor. Bu çok açık ve net bir şekilde ortada. Kız orada kendini savunuyor, direniyor. Katille ilgili küçücük bir şey söylemekten imtina ediyor. Olur mu? Yapılır mı? Kimin yüreği el verir? Ne gördüysen anlatırsın. Üçü beşe çarpan, anlattığının bir manası olmayan, dedikodu yapan komşular, oradaki eş, dost, işte adı her neyse insanlar varsa da, eğer bugüne kadar yanlış bilgiler ve yanlış ifadeler verdiyseler, kendi aralarında konuştuklarını çıkıp da televizyona sanki Büşra söylemiş gibi, sanki Betül söylemiş gibi, sanki Uğur söylemiş gibi söylemişlerse, onları da dilleri kurusun. Nasıl ki susup da hiç konuşmayan varsa, konuşup da bir halta yaramayanın da dili kurusun. Ama herkes aslında çok değiştirmeden sabit birkaç şey üzerinde duruyor. Sabit birkaç şey. Kara köpek, bize bunu da mı yapacaktın? Ve kaç kızım hayatını kurtar? Bunların dışında öyle çok aman aman işte kar maskesi, işte atıyorum mordu da eldiveni, yeşildi diyen yok. Yani böyle çok atmasyonlu bir şey söyleyen yok. Genel olarak hemen hemen aynı şeyi söylüyor insanlar. Ama Büşra bunlara da inkar geliyor. Bu da mı yalan diyor mesela. Bugün bir komşu sanırım bir şeyler anlatıyor. Yok, bu yalan değil dedi. Peki ne dedi? Bilmiyorum, bir şeyler dedi. Yani birbirlerinden mi duymuşlar, ne yapmışlar, şu konuşuyorlar dedi. Yani bazı şeyler yalan değil, bazı şeyler yalan. Ama Büşra'nın söylediği birçok şeyi şöyle şöyle düşünerek anlamaya çalışıyorum. Yani diyorum, bu kız, bu bir genç kız ve söylemek istemediği bir şey mi var? Ama olabilir mi?
söylemek istemediği bir şey. Genç kız olsun, ne olursa olsun olabilir mi ya? Annen baban ölmüş. Neyi söylemezsin? Söyle gitsin ya. Zaten seninle ilgili alkollü mekan, hamilelik, bu cümleleri, bu kelimeleri sen söylemeseydin Müge Anlı söylemedi. Sen söylemeseydin bugün dövmeye kalktığın teyzen söylemezdi. Sen söylemeseydin asla abinin ağzından böyle bir şey çıkmazdı. Sen o programı tekrardan izle. Bak pazartesi günkü mü? Salı günkü programı bilmiyorum ama kendisi söyledi ya. Hiç kimse söylemezken siz bana dedikodu, siz bana dedikodu dedi. Sonra da dedi ki hamilelik alkollü mekan dedi. Bunları ağzına ne Müge Anlı yakıştırabildi, ne teyzesi yakıştırabildi, ne abileri. Bunu Büşra kendi ağzıyla söyledi. Devam ediyor Osman Büyükşen. İşini düzgün yapmadığı için size bu bedeli ödemeye mecbur bırakanlar acaba kendi ailesi içinde adalet yerini bulsun diye bir bedel öder miydi? Bu bedeli bu şekilde mi öderdi? Yani biz programa çıktık, bir insanlar işini düzgün yapmadı diye bir bedel ödedik, kendimizi rezil ettik diyor. İnsanların diline düşelim ki rezil olalım ki esas mağduriyetimiz giderilsin. Bu sırada meydana gelen yeni mağduriyetlerimizi de görmezden gelmek, sabretmek zorunda kalalım. Yazıklar olsun buna sebep olanlara. Gerçekten yazıklar olsun buna sebep olanlara. Bana iki soru sordular. Dediler ki Uğur karısını alıp bu kadar dedikodudan sonra evine mi gidecek? Bir. İkinci soru, Büşra kiminle kalacak? Abisi ölümle tehdit ediyor. Amcası teyzesi ölümle tehdit ediyor. Yengesine Mehmet Ali ile aralarında bir şey olabilir. Mehmet Ali'yi dilinden düşürmüyordu dedi. Şimdi Uğur'a gidemez. Amcası ve teyzesi ölümle tehdit ediyor. Osman ölümle tehdit ediyor. Büşra nereye gidecek? Muammer büyük doğru canlara gitsin Büşra. Orada kimse ona hiçbir şey sormaz ve tehdit etmez. Edecek olsalardı bugüne kadar ederlerdi. Yapacak olsalardı bugüne kadar yaparlardı. Büşra birilerinin jokeri. Bu sözümü unutmayın bence. Sonra ben burayı keser keser koyarım sonuçlandığında. Büşra birilerinin jokeri. Devam ediyor. Demek ki bazı şeyler yapılabiliyormuş. Yapmayışınızın sebebi neydi bu zamana kadar? Sahipsiz bir garip sandınız değil mi anne babamı? Hani Yunus'un dediği gibi bir garip ölmüş diyeler, 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin. Bak şimdi, annemin babamın arkasını aramasaydım, aramayacaktık ve böylece kapatacaktınız demek istiyor. Şimdi sorduğum, canlı yayında mı sordum, videomda mı bilmiyorum. Öyle şeyler yazmışlar ki gerçekten aydınlandım. Dedim ki bir zabıtaya karşı mı jandarma dedim. Böyle bir şey olabilir mi dedim ya. İma edilen bu dedim yani. Muammer büyük doğru can zabıta olduğu için o dönemde, o dönem işte isyan ettiği dönemde inceleme yapılmayan ağabey diye hitap edilen İnsanlara karşı dedim. Jandarmanın bir üstünlüğü pardon, zabıtanın bir üstünlüğü olabilir mi dedim. O videonun, bilmiyorum videonun adını unuttum, altındaki yorumlardan, yani sizlerden o kadar çok şey öğrendim ki. Köy yerinde, kasabada zabıtanın da sözü geçermiş. Neden incelenmedi? Neden isyan ediyor şu anda Osman Büyükşen? Olay yeri incelemenin yanlış yapılmasından. Bazen de hiç yapılmamasından. Mesela Mehmet Ali'den swap örneği alınmamış olmasından. Mesela Yılmaz'ın sorgulanmamış olmasından. Mesela savcının Büşra Büyükşen'i hiçbir şekilde sorgulamayıp şüpheli statüsüne koymamış olmasından. Bunlara isyan etmesi normal değil mi? Bunları dile getirmesi normal değil mi? Bunlar insani bir hak değil mi? Çünkü şu anda canhıraş çalışan jasat, şu anda canhıraş çalışan savcı, yeni savcı
Bu yapılmayanlar yüzünden yorulmuyor mu? Bu yapılmayanlar yüzünden kafa patlatmıyor mu? Ya da jandarmamız bu yapılmayanlar yüzünden karış karış orayı burayı aramıyor mu? Sorgulamıyor mu? İşte bu yapılmayanların vebalini, bedelini hem Büyükşen ailesi hem de yeni gelenler eksikleri gidermek için uğraşıyorlar, yapmaya çalışıyor. Bunların suçu ne ya? Ya pardon, işte adalette pardon yoktur. Adalette pardon olmaz. Adalette kusura bakmayın olmaz. Adalette jandarma küser olmaz. Ama Osman Büyükşen'in bu hale gelmiş olmasında ben herkesin bir gaflete ya da yanlışlığa ya da ihmal zincirine düştüğüne inanmak istiyorum. Birilerinin sözü ya da birilerinin korkusu ya da birilerinin selamıyla bu hale geldiklerine inanmak istemem. Yanlışlık olduğunu düşünmek isterim. Pardona, yani pardon demeye tabii ki insanın adalette, yargıda dili varmaz ama ha, olduysa da insan hatası, kul hatası olsun isterim. Ama bu bir kişi iki kişiden bahsetmiyor. Bir kişiden iki kişiden bahsetmiyor. O dönemde bu olayı incelememek ve bu olayla ilgili tutumunu değiştirmeyen insanlardan bahsediyor. Görevlilerden, yetkililerden bahsediyor. Kağıt fırlatanlar, kapısından kovanlar, bir daha gelme diyenler, randevu vermeyenler, bana bu bedeli ödeten herkese yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun. Gerçekten şu cuma günü böyle sonuçlanması, programın hiçbir şey olmaması, tekrardan Osman Büyükşen'in oraya çıkıp feryat figan etmesi ve böyle bitmesi gerçekten yazıklar olsun. Kime yazıklar olsun? Büşra, gerçekten yazıklar olsun diyor abin. Yani bir şey bilmiyorum ve üstüme istediğiniz kadar gelin aynı şeyi söyleyeceğim dediğin cümlende hiç mi zorlamayacaksın zihnini? Hiç mi? Çok zorladım, sesimi duymuyorsunuz diyorsanız, evet, defaatle Yılmaz ve Mehmet Ali'nin ismini verdi. Hatta cinayetin Mehmet Ali tarafından işlenmesinin sebebi olarak Betül Büyükşen'le aralarında olan aşktır dedi. Açıklama mı? Açıklama. İhbar mı? İhbar. Olayın tek görgü tanığı mı? Olayın tek görgü tanığı. İçinde mi? Bilemem. Karışmış olabilir mi? Bilemem. Ama itiraf etti mi? Ya bence etti. Bence cinayetin olma sebebinin mehir falan değil, Betül ve Mehmet Ali'nin arasında olan ilişki yüzünden olabileceğini, hatta buna Yılmaz'ın da yardım edebileceğini söyledi. Neden bir şey yapılmadı? Sizce çok açık ve net değil miydi bu söyle? Büşra'nın bütün söylediklerine bakın, bir yana koyun ve son söylediğine bakın. Mehmet Ali ile yengem Betül'ün arasında bir şey olabilir. Cinayet de aşk yüzünden işlenmiş olabilir. Yılmaz da bu işin içerisinde olabilir. Sorgulayın dedi. Ama bundan sonraki videomu izleyin. Lütfen. Çünkü aynı Büşra, aynı Büşra, aynı düşünceye sahip Büşra, Yılmaz'ın kucağında jandarmaya gidiyor. Yılmaz'ın kucağında jandarmaya, ambulansa taşınıyor. Katil olduğunu düşündüğü, yengesini, ilişkisini örtbas etmek için erkek kardeşi Yılmaz'ın da bu işin içerisinde parmağı olduğunu düşünen Büşra, Yılmaz'ın kucağında jandarma arabasına biniyor. İtiraf bence tek taraflı değil. Kendisini de ele veriyor. Hiçbir şey değişmedi. Bugün Osman Büyükşen'in ben bunu ne yapayım şimdi, ben buna güveneyim mi? Hani ben bunu alayım mı, eve mi götüreyim, yani burada mı bırakayım gibi o tavrı. Büşra kendisinin küçücük bir çıkış yolunun aralığının olduğunu düşündüğü her an o dala tutunuyor ve o dalı bırakmamak için direniyor. Şu an tutunduğu dal Osman Büyükşen. Ama yayına ilk geldiğinde abisini bile cinayetle suçladı bu kız. Abisine bile cinayetle ilgili bir ithamda bulundu.
Evet, sonraki videom Büşra ile ilgili, Büşra'nın sözleriyle ilgili. Bu videodan hemen sonra paylaşmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. Akşam 22.30'da canlı yayınım var. Hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.